Yani ekonomimiz mükemmel. Öncelikle bunu söyleyeyim. Pideler şu anda hani genel olaraktan yani 22 lira, 22,5 lira olması etli ekmekçiler olaraktan çok pahalı. Şimdi hakikaten fiyatlar çok yükselmiş. İnsanların zaten alım gücü düşük. Bir de mübarek Ramazan gününde böyle fiyatların yükselmesini ben karşıyım. Pahalı kuzum, yetmiyor da yetmiyor. Bu millet bunu da yiyemeyecek duruma gelecek. Bazı şeylerin enflasyona doğru orantılı gitmediğini düşünüyorum açıkçası. Pahalı abi. Normal hakkı 10 lira 12 lira olması lazım. Normal. Her şey pahalandı. Şu zamlardan sonra biraz daha normal. Yani fiyatlar asgari ücretle yükseldi. Hani bir nevi istersem ama normal ya 15 lira olması. Et ekmek de öyle, pide de öyle. Hepsi öyle zaten. Lahmacun olsun, yiyecek, gıda her şeye zam geliyor zaten. Her gün zam geliyor. Nasıl bir kalender, nasıl yiyorsun? 5-6 çocuğu var. Ben amcanla hadi bir günde bir ekmek alıyoruz. Ekmek vermiyorum amcan. Ama 5-6 çocuğu olan nasıl alacak bunu? Çalışıp alacak. Çalışıp alacak. Hadi bir çalışamadığı biri var. Kocası çalışıyor, kendi çalışamıyor. İşsizlik nasıl maaşı alır. Nasıl alacak sen? Sus. He. Sen de nasıl bir taycısın? Teyze yok yani ben gerçekleri söylüyorum. Yok kuzum hadi tamam. Ben işi bıraktım. He. İşsizlik maaşına yazıldım. He. Bir asgari ücret kadar bana devlet 11 ay boyunca işsizlik maaşı verdi. İyi kuzum onunla sen geçinir. Çocuğun evli misin sen? Evliyim, çocuğum da var. Geçinebiliyor musun? Allah'a çok şükür. Aa bak karımı her gün gezdiriyorum. Geçinebiliyorsan iyisin sen. Allah çok şükür karımı her gün sana gezdiriyorum. Sana başka yerden yardım vardır da. Yok. Ondan. Bileğimin gücü. Bileğin gücü. Çalışıyorum yok. Kazanıyorum teyze. Benim kacağım da. Ben tutar kazandığımı kumara verirsem, karıya kıza verirsem. Biz boş karıya boş kıza mı veriyoruz? Ben kendim konuşuyorum. Ha. Geçinemem. Yok olsun. Bulmam. Oldu. Ama ayağımı yorganıma göre uzatırsam. Kime alkışlıyorsun? Bana alkış yapıyorlar. Teşekkür ediyorum. Söz kuzum siz. Sağ olun. Nerelisin? Yabancı mısın? Ben Adanalıyım teyze. Allah'ın adamıyım. He. Hem Tayyip'in adamıyım hem Allah'ın adamıyım. Adanalılardan hesap şeyimi aldım ben. He bak görüyor musun? Ya doğrular. 4 senedir kanser hastası kocam var. Kim ne bana yardım ediyor? Yani. Devlet yardım etmiyor teyze. Etmiyor. Ne ediyor? Bir hastanede. Bir hastane işte. Her şeyini veriyor devlet. Ama bir onunla mı araba... Hasta paranı veriyor. Neyi bakıcı paranı veriyor. Hani bakıcı param mı? Hani bakıcı param mı alıyorum ben? Vallahi kocama para alıyor. Alıyor. Alıyorsa ben... Alıyor. Almıyorum. Ben Künde Karaman'dan gelip gidiyorum. Yaş 600 milyon. 65'in üstü mü? 72 tamam, yaşında. Tamam kartın 70. Yok mu senin 65 yaş üstü kartın? Var. Bedava binmiyor mu? Neye biniyorum? Arabayla geliyorum. Kanser hocam yürüyemiyor. O ayrı gidiyorum. Ama senin ulaşımda yani, şeyin var yani. Pahalı kuzum yetmiyor da yetmiyor. Ben Hüner Etli Ekmek sahibi Mehmet Sırakaya. Şimdi pideler şu anda hani genel olaraktan yani 22 lira 22,5 lira olması etli ekmekçiler olaraktan çok pahalı. Şimdi normal ekmek 300 gram tırnaklı pideyi diğer şeyler fırınlar 16,5 liraya verirken 15 liraya verirken bizim burada 22 lira olması yüksek. İnsanların şu anki fenli fırınlarda bile yani 5 lirayken diğer yerlerde marketlerde 7 lira olduğundan çok kuyruk oluyor. Yani 2 lirayı arayan insanlar şu anda yani çevremizdeki. Çünkü insanların durumları belli. Bu şekilde olduğu için bence yani biraz daha yüksek fiyatlar. Ya geçen seneye göre tabii şimdi şöyle geçen seneye kıyaslarsa çok da yüksek değil. Yani geçen yıl unun çuvalı 500 civarındaydı. Şu anda 750 civarına yükselmiş. İşçi geçen yıl mesela bugün asgari ücret geçen yıl 11,5 iken şimdi 17 liraya yükselince tamam yüksek değil ama insanların alım gücü düştü. Alım gücü düştüğün için de geçen seneye göre bu fiyatlar esasen normal. Ama burada insanların alım gücü çok düştü. Her şey çok yükseldi. Maaşlar buna yetmiyor. Asgari ücretin zaten zor geçiniyor şu anda geçim şeyi. Öyle olunca tam biraz daha bunlar indirilebilir. Ama tabii bunlar esnaflar da bunu biraz da yaptığı işlerden feragat gösterip daha uyguna satabilir. Mahalle fırını şimdi biz etli ekmekçi olaraktan yani biz çiftli 360 gram pideyi 15 liraya vermeyi düşünüyoruz şu an. Yani ekonomimiz mükemmel. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani 8 liradan 15 liraya çıkması az olmuş. Keşke 30-35 lira olsaydı. Ki herkes alamasın. Sonuç olarak Ramazan pidesi. Herkesin alması gerekmiyor. Gitsin normal ekmek alsınlar. Ne diyeyim bu kadar.
Yani geçen sene de yüksekti. Yine yüksek. Yani insanlar ne yesin abi, ben anlamıyorum ki. Yani %52'lik kesim düşünsün. 48'lik düşünmesin. Şimdi hakikaten fiyatlar çok yükselmiş. İnsanların zaten alım gücü düşük. Bir de mübarek Ramazan gününde böyle fiyatların yükselmesini ben karşıyım. Tepkiyle karşılıyorum. Yani aradaki fark ne? Somun, ekmek, pideyle Ramazan pidesinin arasındaki gramaj hem düşüyor hem fiyat yükseliyor. İnsanlar sıcak bir ekmek yiyecek. Ondan da maalesef mahrum kalıyor insanlar. Diyeceğim bu. Çok yükselmiş. Un fiyatları, asgari ücret, elektrik, doğalgaz bu kadar yükseldi mi ki? Bana göre çok fazla. Bilemiyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğimiz bir şeyler, alım gücünün düştüğünü, piyasanın çok yükseldiğini görüyorum ben. Bir de fiyatlarına zam geldi. 8 liraydı, 15 oldu. Konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kızım, ben normal bir ekmeği alınca alıyorum. Ucuz belediye ekmeği alacağım diyorum. 8 liranın, 15 liranın anlamı ne yani? Ben bir ekmek zorla alıyorum. 15 liranın anlamı ne? 8 lira iyidir. Berbat. Yetişemiyoruz. Millet bir ekmek almıyor. Ucuz ekmek almak için market dolanıyor. Daha ne diyeyim? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim hayat ay başını 3 gün sonra bitiyor. Aylığı alıyorum 3 gün sonra bitiyor. Ha, yapacak hiçbir şey yok. Yapacaksa büyükler yapacak. Benim aylığıma zam geldiği gün marketler iki katını koyuyor. Ben yetişemiyorum. Ucuzuna yetişemiyorum. Benim 3 tane çocuğum var bekar. Ben evlendiremiyorum. Bir düğün 1 milyar 2 milyar lira. Ben yetişemiyorum. Yukarıdakiler düşünsün. Orkestradan atmakta değil. Ben şunu yaptım, bunu yaptım. Gözle görünen hiçbir şey yok. Varsa ben şunu yaptım, ben bunu yaptım. Aylığına ucuz bir zam yaptım. Evet, zam yapıyor ama ben aldığım gün doğalgaza veriyorum, suya veriyorum. 1 milyar lira bana su parası geldi. Nasıl zam mı? Ben zam, aylığıma zam istemiyorum. Aylığıma zam istemiyorum. Yalnız şu zamlarını durdursun. Aylığıma zam istemiyorum. Yalnız zamları durdursun. Market fiyatlarını durdursun. Ama ben nereye gitsem en başta kendisi koyuyor suyu. Ben 1 milyar lira bu ay bana su parası geldi. Şimdi onu yatırmaya gidiyorum. Ama soracağımız şu varsa ben ne diyeyim? Bu cebime koyuyorlar, şu cebimden geri alıyorlar. Ben yetişemiyorum da. Ne diyeyim? Söyleyin. Siz sorun, ben cevaplayayım. Söyleyin. Ben teşekkür ederim. Ya şu zamlardan sonra biraz daha normal. Yani fiyatlar asgari ücretle yükseldi. Hani bir nevi istesem ama normal ya, 15 lira olması. Baya normal yani. Ekonomi olarak da normal. Yani iyi diyerekten hani güzel yani bir taraftan. Geçen seneye göre fiyatlarımız yani pahalı ama gene normal. Asgari ücret yükseldiği için tabii bir nevi gene. Normal buluyorum ya benim şartları bir nevi. Bazı şeylerin enflasyona doğru orantılı gitmediğini düşünüyorum açıkçası. Kimisi enflasyona göre daha düşük yükseliyor, kimisi daha yüksek yükseliyor yani. Alışmamız lazım artık böyle. Yani yarın öbür gün bir fırına gittiğinde 25 lira da dese onu almak zorundasın. Hepsi de bunun farkında zaten. Yapacak bir şey yok. Baştakilerin müdahale etmesi lazım artık. Onların da umurunda gibi gözükmüyor. Teşekkür ederim. Yani doların artışından daha yüksek orantılı artıyor fiyatlar. Yani kaç liraydı geçen sene? Aralığın sonunda 20 lira falandı herhalde. Şu an 30 liraya yaklaştı. 1,5 katı arttı ama şu fiyatlara falan baktığımda 3 katı artmış bulunmakta. Enflasyona göre yüksek orantılı gidiyor fiyatlar. Normal. Her şey pahalandı. Şu an sigara, en basitinden sigara. Geçen sene 30 liraydı. Şimdi 60 liraya alıyoruz yani bir paketini. Un, yağ, hepsi fiyatı arttı. Bence normal diye düşünüyorum ben. Geçen seneye göre biraz fazla tabii illaki. Çok fazlalık var. Artış var. Benzin, kuruyayım ben.
kuryelik yapıyorum. Aldığım paket ücretleri sürekli değişiyor. Bir sabit fiyatta değil yani. Sipariş vermek istesem yüksek fiyattan alıyorum her şeyi. Bunun gibi daha niceleri işte. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Yani ekonomimiz mükemmel. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani 8 liradan 15 liraya çıkması az olmuş. Keşke 30-35 lira olsaydı. Ki herkes alamasın. Sonuç olarak Ramazan pidesi. Herkesin alması gerekmiyor. Gitsin normal ekmek alsınlar. Ne diyeyim, bu kadar. Geçen seneye göre sizce nasıl fiyatlar? Yani geçen sene de yüksekti. Yine yüksek. Yani insanlar ne yesin abi, ben anlamıyorum ki. Yani %52'lik kesim düşünsün. 48'lik düşünmesin. Çok pahalı abi. Normal hakkı 10 lira, 12 lira olması lazım. Geçen seneye göre fiyatlar nasıl sizce? Çok yüksek. Bu yıl çok yüksek. Normalde 10 lira. Hani bir gün ekmek 5 lira, 7 lira. Pidenin kremi da ekmekle aynı değil, daha hamur az gittiği için 10 lira olması lazım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, gerçekten çok pahalı 15 lira. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ya herkesin alım durumu gittikçe düştü ister istemez. Eğer bu şekilde böyle devam ederse yani çiftçi veyahut da bu millet bunu da yiyemeyecek duruma gelecek. Ha, pahalı, her şey pahalı. Ben kendim çiftçilikle uğraşıyorum mesela. Geçen sene aldığım mazotla veyahut da geçen sene aldığım gübre fiyatlarıyla şimdiki gübre fiyatları bir değil. Pancar üreticisiyim. İşte pancara verdikleri zam, şu bu kesintiler dahilinde elimize pek bir şey kalmıyor yani. Zorla geçinebiliyoruz. Durum o. Eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim yani inşallah daha iyi bir Türkiye olur. İnşallah yani büyüklerin değil de yani orta sınıfların da geçinebileceği bir durum olur inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun.